Bitlis'in en köklü kulüplerinden biri olan Özgüzel Dere Spor Kulübü 6 maçta 6 galibiyet alarak büyük bir başarıya imza attı. Spor Kulübü bugüne kadar çıktığı 6 karşılaşmanın 6'sını da kazanarak Türkiye genelinde amatör ve profesyonel liglerde gol yemeden nam alıp tek takım oldu. Kasa git, kasa git. Bitlis'in en köklü spor kulüplerinden biri olan Özgüzeldere Spor Kulübü 6 maçta 6 galibiyet alarak büyük bir başarıya imza attı. Bölgesel amatör ligde mücadele eden Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü bugüne kadar çıktığı 6 karşılaşmanın 6'sını da kazanarak Türkiye genelinde amatör ve profesyonel liglerde gol yemeden namağlup tek takım oldu. Maç başı 3.5 gol ortalamasıyla oynayan Özgüzeldere Spor Kulübü attığı 21 golle hem puan hem de averaj açısından lider durumda. Yakaladıkları başarı ile ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Remzi Çiçek, hedeflerinin sezon sonunda şampiyon olup 3. lige çıkmak olduğunu söyledi. Bitlis Özgüzeldere Spor Kulübü olarak 6'da 6 yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bunu seyircilerimizle paylaştığımız için de çok gururluyum. Zannedersem Bal Ligi ve Türkiye Liglerinde gol yemeyen tek takım biziz. Bitlis Özgüzeldere Spor. Bu yönde, bu anlamda da gerçekten kendi adıma ve takımım adına, yönetimim adına çok mutluyum. Geçen hafta oynadığımız maçın bir değerlendirmesini yaparsak iyi bir maç oldu. Bu arada bu hafta oynayacağımız Van Gölünbaşı müsabakalarında en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz hazırlıklar tamamen bu sezon için şunu söyleyebilirim. Amacımız şampiyon olmak. İnşallah bu hedefimize en kısa sürede kavuşacağız. Evet, böyle bölgemizin futbolunun daha çok gelişmesi gerekiyor. Onun için altyapıdaki tesisleşmelere çok yoğun çaba sarf etmek lazım. Bilinçli bir futbol serüveni başlatmak lazım. Altyapı koordinasyonları, koordinatörleri getirmek lazım. Ve bu kentin, Van başta olmak üzere Doğu Anadolu bölgesinde futbolu gençler üzerinden daha sevilir, daha sempatik hale getirmek lazım. Doğu Anadolu bölgesinde ve özelde Van'da gençler önünü göremedikleri için, yani bizden futbolcu çıkmaz ya da biz ne kadar iyi olursa olsun bizim elimizi tutacak hiç kimse yok diyorlar, bir umutsuzluğa kapılıyorlar. Bu gençlere sahip çıkacak abileri var. Torpil yapmadan hak edene gerçekten değer verecek, sahip çıkacak, elinden tutacak, bir yerlere taşıyacak. Aklı başında dürüst, bilge futbol adamlarına ihtiyaç var. Van'da şu anda mesela Vanspor'un altyapısında Fahri Hoca'nın öncülüğünde çok güzel bir gençlik grubu oluşturulmuş. Daha çok katkı sunulması lazım. Geçen Vanspor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Avcı Bey ile de konuştuğumuzda altyapıya çok ama çok önem veriyoruz. Ekonomik olarak da bugüne kadar verilmeyen desteği vereceğiz ifadelerini kullanmıştı. Bunlar son derece güzel gelişmeler. Kendi insanımıza, kendi hocalarımıza, kendi gençlerimize sahip çıkarsak potansiyel var. O potansiyeli sadece değerlendirecek akıl insanlara ihtiyaç var. Bilge spor adamlarına ihtiyaç var. Sevgili izleyiciler, işte birlikte bir koordinasyon oluşturursak, iyi bir koordine olursak hakikaten başarılı olmamamız için hiçbir neden yok. Başarımızın önünde engel olacak hiçbir neden yok. Yeter ki birbirimizi sevelim, önümüzde arkamızda aynı olalım, kalbimiz dilimiz bir olsun, sözümüz özümüz insanlara karşı net olalım ve bu bizim için çok şey ifade edecektir. Gelişmemize en önemli katkı sunacak karakterli, dürüst olgunluk göstermektir.